Тогда типа цена посчитать потерь. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerin çok fazla sevdiği bir arabayla beraberiz. Volkswagen Kedi ile beraberiz. Bu Volkswagen Kedi özel bir araba çünkü yazılımı bir araba. Normalde Volkswagen Kedileri hep bilirsiniz 102 beygirdir. Ama bu arkamda gördüğünüz araç 190 beygir gücünde. Şimdi şöyle bir şey varmış, ben de Arda'dan öğrendim. Şu anda kamera tutan ve arabanın sahibi olan klasik bizim tarzımız biliyorsunuz. Sağ olsun yardımcı oluyor bana. Normalde Volkswagen Kedilerin 140 beygir olarak geldiğini, sonrasında biraz daha düşürüldüğünü, yani 102 beygirle satıldığını söyledi. Ben de açıkçası bilmiyordum bunu. Belki sizler daha detaylı bilirsiniz. Şu anda bu arabaya küçük bir yazılım yapılmış, yani soft bir yazılımla 190 beygir alınmış. Niye soft diyorum? Aracınızın motoru yüksekse, güçlüyse ve bir dizelse bu araçların yazılım olarak güçleri çok fazla artıyor. Rengi olsun, duruşu olsun çok güzel. Şimdi bu araba şöyle bir durum var. Yeni Kedi'yi ben çok beğeniyorum ama biraz oranlarında tam böyle bir orantı kuramıyorum. Ama bu arabada bir altın oran varmış gibi hissettiriyor. Her şeyi yerli yerinde, her şeyin oranları çok güzel. Farları, arka stopları. Gelin beraber arka tarafından geçelim bu arada. Beraber bir bakalım arabanın stoplarına. Bu arada rengini de görün. Rengi çok güzel bir arabanın. Arkadaşlar şimdi arka bölüme geçtiğinizde aslında arka tarafta da çok güzel bir tasarım olduğunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Yeni Kedi'den bahsedeceğim sizlere. Yeni Kedi'de orta paket ve alt paketlerde arka taraf kesinlikle kötü. Onu size baştan söyleyeyim. Üst paketi aldığınızda güzel led farlar görüyor. Arabanın arka tarafı toparlanıyor ama şimdi şu arka taraftaki görüntü Yeni Kedi'de maalesef yok. Niye yok? Yani farların yapısı, buradaki bu plakaların yapısı, yani hepsi çalışılmış, yıllarca ulaşılmış. Hani makyajlarına böyle güzelleşmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Bu arabada artık böyle bir güzel bir oranı tutturmuşlar. Kullanan kişiler keyifli kişiler olduğu için bir çeki demiri de var. Yakın zamanda bir yolculuğa çıkacaklar. Bir karavan satın alacaklar. Böylece güzel bir seyahat yapmayı düşünüyorlar. Kedi bu tarz aktiviteler için çok ideal bir araba. Zaten 2000 motor var, gücümüz var, torkumuz var. Böylece çekiş konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Hadi gelin içeri doğru geçelim. Sonrasında sürüşüne geçmek istiyorum. Bu arabayla biraz gazlamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere lastiklerin iz genişliği çok geniş. Şöyle bakarsanız lastikler hafif dışarıda, çok ince bir şekilde dışarıda, böyle çok tatlı duruyor. Ve bu arabaya çok yakışmış bu süper jantları. Bu arabada süper bir jant bulunuyor. Sürüşte yol tutuşunu nasıl hissettirecek? Yeni Kedi ile bu arabayı kıyaslayacağım. Uzun süre kullandım. Size deneyimlerimi anlatacağım. Şimdi kapıyı açtığımızda Yeni Kedi'den farklı olarak hissettiğim ilk şey bu aracın biraz daha yerden alçak olması. Şimdi Yeni Kedi'de kapıyı açtığımda böyle gayet yüksek ve bir eşik atlayarak biniyordum. Bunda çok daha binmesi kolay. Biraz daha böyle alçak bir araba. Ne kadar yastıklar değilse de 17 jant olsa da normalde standartında 15 var. 15'lerle biraz daha yere yakın oluyor. Kapı yüzeyine baktığınızda yine sert malzemeler. Bu aynı şekilde aslında Yeni Kedi'de nasılsa burada da aynı şekilde devam ediyor. Bu araçlarda ön iki cam otomatik, arka camlar maalesef açılmıyor. Sadece burada bir kelebek oluyor ancak o da öbür tarafta oluyor. Küçük bir cam açılıyor. Aslında Kedi'nin en büyük dezavantajlarından biri de bu. Bakın burada hemen bizleri otomatik farımız karşılıyor. Araçta led far bulunuyor ancak led far için bir yükseklik ayarı da şurada koyulmuş. Bu da gösterge aydınlatması oluyor. Yani normalde standartta yükseltme ayarını kendi otomatik yapar ama bunda biraz daha farklı bir sistem kullanılmış belli ki. Şöyle plastik kalitelerine baktığımızda her yerde sert. Ticari arabalarda sert olur, yumuşak göremezsiniz. Şöyle baktığınızda burada aslında çok çok kaliteli bir malzeme var. İçi böyle kadife malzemelerle dolu ve tabii ki Volkswagen'in şöyle kitapçığını da buraya yerleştirmişler. Çok güzel duruyor. Burası aslında çok kullanışlı bir yer. Uzun yolda falan çok kullanırsınız burayı. Özellikle mesela büyük bir tabletiniz varsa buraya sıkıştırırsınız. Navigasyon olarak kullanabilirsiniz. Güzel olur. Burada bir eksik var ama onu söyleyeyim sizlere. Klima ayarı arkadaşlar yukarıda. Normalde klima ayarı her zaman aşağıda olur. Çünkü teybi çok daha rahat kullanmanız gerekiyor. Gözünüzü yoldan ayırmadan teybi kontrol etmeniz gerekiyor. Bence burada bir hata yapmışlar. Kesinlikle teyiple klimanın yerleri değiştirilmeli. Direksiyonda zaten bildiğiniz Volkswagen direksiyonu. Touareg de alsanız bunun rengi değişiyor sadece. Fazla değişen bir şey olmuyor açıkçası. Her iki koltukta da koltuk ısıtmamız var. Teyibimiz gayet güzel. O zamanın en iyi teyibi buydu. Şimdi artık yeni teyipler biraz daha farklı olmaya başladı biliyorsunuz ama kedilerde bu teyipler konuyor. Şimdi ticari arabalarda şöyle var. Ticari arabalar taksilere göre, bineklere göre biraz daha geriden geliyor. Kullanılan malzemeler olsun, bir önceki kasanın malzemeleri kullanılıyor genelde. Bu konuda da bilginiz olsun. Burada güzel ceplerimiz var. Geniş bir gözümüz var. Yeterli seviyelerde. Biraz daha geniş olabilirdi. Ticari bir araba olduğu için düşünüyorum. Şimdi bunu bir iş arabası olarak da kullanabilirsiniz. Kullananlar da var. Biraz daha büyük bir yer isterlerdi onlar diye düşünüyorum. Elektrikli bir elfenimiz yok. Artık böyle Rifter'da olsun. Çoğu araçta elektrikli elfeni kullanılıyor. Bunda manuel kullanılmış. Bu da şöyle bir şey var. Biraz sert bir elfen aslında. Yani çekmeniz biraz daha zor. Kararan bir aynamız var. En güzeli ticarilerde çok severim. Şöyle kocaman bir yer var arkadaşlar. Gayet kullanışlı. İçerideki anlatabileceğim detaylar bu şekildeydi. Sürüşüne geçmek için sabırsızlanıyorum. Şöyle yolda sizlere görüntü açacağım. Pov görüntü yapacağız. Güzelce gazlayacağız. Bizim o meşhur virajla biraz hızlı gireceğiz. Az bir şey. Bakacağız arkadaşlar tadına. Bakalım Kedi nasıl bir araba.
bize nasıl bir keyif verecek beraber izleyeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı da, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz farklı araçları çekmeye sizler için çalışacağız. Sizler yorumlarda yazıyorsunuz, Ford istiyorsunuz. Ben çok duyuyorum bunu. Artık arkadaşlar çekeceğim, hepinizi okuyorum. Ama Ford bulmak çok zor ve arabasını teslim edecek biri de bulmak da zor. Ben biraz sert kullanıyorum. O yüzden zamanla çekimler gelecek. Bu arada Arda şurada çok dikkatimi çekti. Çok güzel olmuş. Hadi gelin şimdi sürüşümüze geçelim. Arkadaşlar, kedinin sürüşüne başlıyoruz. Marşa bastım. Tatlı tatlı başlayalım. Evet, el freni indirmemiz lazım. Bu araçlarda otoholt yok arkadaşlar. Evet, sürüşümüze başlayalım. Şöyle bir yola çıkalım bakalım. Şu an güneş de arkamızdan vuracak. Güzel bir görüntü oluşacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar, belirttiğim üzere araç 2.0 190 beygir. Yazılımlı bir kedi. Herhangi arkada dumanınız var mı? Bir yandan ona bakayım. Herhangi bir şey yok. Zaten araba daha 20.000'de. Bu araçların standart versiyonları böyle çok aşırı aman aman gitmiyor, onu söyleyeyim. 102 beygir ise 102 beygir gibi gidiyor. Sadece onların bir güzelliği şu oluyor. Bayırlarda mesela 102 beygir araba biraz bayılır ya. Bu arabada o durum yok. Çünkü torku yüksek oluyor. Ama bu arabada artık beygir de yükselmiş. 190 beygir, 310 Nm tork var bu arabada. Gayet güzel bir çekişi var. Biraz daha hızına bakacağız. Sen de yine böyle trafiği kapalı bir alanda son hız olarak kaç yapmışsın Arda? Son hız olarak bunda ben 238'i gördüm. Evet. Ama sanki arabanın birisi alttan, arka taraftan arabayı kaldırıp bırakıyormuş gibi işte yani bir hissiyat var. O biraz korkuttu. Tabii onun da sebebi ne? Makaslardan dolayı yani biraz o hissi alabiliyorsunuz. Biraz daha. Aha. Ya tabii ki bu arabalar yüksek hızlar için değil, biraz daha bunlara tork ağırlıklı, yani yük taşımanız ağırlıklı yapılıyor. Zaten kedi de aynı şekilde yüksek kapasitelerde taşıyabiliyor. Yani BMW de olsa yol vermiyor artık, ne yapalım. Şöyle geçelim önüne. Güzel, anında hızlanabiliyoruz. Biraz performansına bakmak istiyorum. Size biraz performansını göstermek istiyorum. Bu araba 6 ile vites bu arada. Ama araba hep böyle hazırda bekliyor. Bıraksınlar da gideyim diye. Bir de bu aracın gaz pedalı yerde. Evet. Çok güzel. Değil. Evet, çok güzel hissettiriyor ya. İşte bizim yollarımız biraz böyle ya. Yani yol almak için çabalamanız gerekiyor. Evet, şu viraja girmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım kedi nasıl hissettirecek. Passat'la buraya 150 ile falan dönebiliyorum. Şu an açıkçası kediyi çok tanımadığım için burası beni korkutuyor. Ama biz gene bir girelim bakayım. Yükseklik farkını hissediyorsunuz. İçin çekildi değil mi? Aynen. Şimdi bak, videoda böyle gözükmüyor. Yani aynen, burası böyle çok hafif bir virajmış gibi gözüküyor ama bir de yüksek arabayla girdiğinizde araba böyle elinizin altından kaçacakmış gibi hissediyor. Bir de şimdi bu arabanın 17 jantla beraber gelen bir yükseklik farkı da var. Bakarsanız 130-140 ile döndük. Normalde Passat'la düz bir şekilde dönebiliyorum. Ama burada o hissi aldın herhalde değil evet, mi? Evet, evet. Bir böyle kan çekilmesi. Aynen öyle. Bir de sedan arabalarda şöyle bir olay var. Uzun ve alçak. Değil mi? Evet. Olabildiğince bütün sedanlar uzun ve alçak. Mesela gördüğünüz gibi Honda Civic. Evet. Uzun ve alçak. Ya bununla viraja girmek, virajdan çıkmak çok basit. Bunlar kutu gibi araba. Yani yüksek hızlardaki kaptırması gayet güzel. Ama yine neyi hissediyorum biliyor musun? Şimdi bak, 190 beygirlik bir taksiyi kullandığında böyle çıldırarak gider, tamam mı? Yani yolu böyle tırmalamaya çalışır. Bunda o yok. Niye yok? Şimdi bunların şanzımanları da aslında bakarsan bir ticari aracın şanzımanı olarak üretiliyor. Biraz da oradan bir ağırkanlılık var. Hani böyle kendini parçalarcasına gitmiyor. Yine de tok gidiyor. Böyle hani hızlanması ağır ağır ama ben gideceğim, hızlı gideceğim hissettiriyor. Onu söyleyeyim. O konuda problem yok. Aslında şöyle bir şekilde diyor araba bence. Hı. Benim yorumladığım kadarıyla 2020'nin 2 Ocağı'ndan beri bunu bir fili kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Aile bir aracımız bu. Annem de, babam da, ben de arada arada bunu kimde kalırsa araba bunu kullanıyor. Bu araba diyor ki bana yükü yükle, öyle hızlı git diyor. Evet, doğru, öyle derler. Boşken benden performans bekleme diyor. Hı. Şimdi ben de şimdi yorumlarda yazar arkadaşlar diyorlar ki arka tarafa iki tane çuval işte evet, taş at bir şey evet, at anladın evet, böyle ağır bir şey at daha da otursun araba, cidden doğru dediğin öyle bir olay var. Çünkü zaten o virajda da biraz böyle havalandığını hissediyorsun arka tarafa. Yani 1-1.5 tona yakın bir ürün yükledim arabanın arka koltuklarını çıkartıp arabanın amortisörlerinde herhangi bir oynama ben fark edemedim şahsen. Hmm. Ama arabanın performansında
fark ettiğim yerler oldu. Hele ki bayırlarda arkadaki ürünün bagaja dayandığını şey yaptım. Seni yani. Böyle arkadan çektiğini hissedersin. Aynen öyle. Bir şey böyle bir bırakın beni gideceğim diyor resmen. Bırakın beni gideceğim diyor. Ama o değil de ses çok güzel biliyor musun? Aynen. Bak şimdi bir yandan şunu da görmüş olduk. Yanlışla girdim. Ama ben buraya biliyorsun SUV'lerle giriyorum evet, genelde. Evet. Oradaki farkı biraz hissetmişsindir yani. Aynen. Şöyle bir şey var. Bunu zaten normal otomobillerle karşılaştıranlar veyahut da ne bileyim SUV'larla karşılaştıranlar. Yani bence bu SUV da değil, otomobil de değil. Bu bildiğiniz Doblo tipi, enişte tipinin biraz da zengin paketi. Ama şöyle bir durum var. Bu da ama en taksi olanlarından bunun. Hani en fazla taksilere benzeyenlerinden biri bu. Ama şimdi şunu da söyleyeyim. Aynı çukurlara ben kedinin yenisiyle de girdim. Bak kedinin yenisi bana tamam konforlu geldi ama bir taksi konforu veremedi. Ancak bundan kedinin yenisi belirgin şekilde konforlu. Onu sana sorayım bak. Aynı çukura kedinin yenisiyle girseydik, yeni kediyle girseydik çok daha böyle sessiz tıkır tıkır yapardı geçerdi. 4 ayrı süspansiyondan dolayı. Tabii onda mesela şimdi 4 ayrı derken gene onda makas var ama farklı bir makas sistemi var. Onda bir yay da var evet, ayrıca evet. Makasın yanında. Onu da istiyorsun. Bu düz mantık bu evet. Aynen öyle. Bir de gaz pedalı çok sert ya. Yormuyor mu seni gaz pedalı? Biraz sertlik var bak. Ya. Yani eziyorsun yani gaz pedalını böyle hani güç uyguluyorsun. Bana da bazen öyle geliyor da ben genelde motosiklet kullandığım için yani herhalde diyorum motordan sonra buna binmek bir değişik geliyor diye bana öyle geliyor da. Biraz sanki olabilir. Öyle hissettim. Olabilir. Bu arada 2.0 motorun vergisi ne? Yanlış hatırlamıyorsam 1600 mi 1800 lira mı ne yıllı. Yıllı evet. Evet yıllı. Yani bölü 2 yaptığımız zaman 6 aydı. Ya bir de bu araba yazdı. Yeni yani daha henüz indirime düşmemiş bir araba. Aynen öyle. Bak bu hızlarla çok iyi. Evet bak. Şimdi onu fark ettim. Karşımızdan da bir kedi geliyordu. Birleşecektik az daha. Bu hızlarda cidden güzel. Atalar güzel araba. Peki. Ya çok seviyorum ya şunu. Güzel. Şunu çok seviyorum. Şimdi 100 ile gittiğimde devir bandını da söyleyeyim ben size. Şöyle 1800 devir civarında 100 ile gidiyoruz. Peki 110'a çıkmak istersem. 2000 devir civarında 110 yapıyor. Tam 2000 devirde ne yapıyor? Şöyle atlayalım. Mesela 120 ile 2100 devir civarında gidiyorsunuz. Yani otobanda çok rahat bir şekilde ilerlersiniz. Ama rahat bir şekilde ilerleyememenizin bir sebebi var. Bu arabanın hız sınırı. Otobanda mesela hız sınırını tam biliyor musun net olarak? Bunun %10'luk dilimi hariç 110 otobanda. Biraz hız sınırları düşük. Yani keşke yükseltilse. Çünkü bu arabaların kabiliyetleri çok daha yüksek. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu arabanın tabii lastikleri de geniş. Daha da böyle geriye basan bir araba ama yeni kedide altyapı çok daha iyi. Biraz daha böyle yere iyi bastığını hissediyorum yeni kedide. Şimdi bizim ülkemizde tabii ki bunlar pahalılar ama yurt dışında bunların kullanım amacı belli. Evet. Niçin alındığı belli, yapılış amaçları belli. O yüzden biz biraz daha ailece kullanmaya yönelik alıyoruz bu arabaları. Niye? ÖTV'si %15. Yani ciddi bir rakam var. Bir yandan bu arabanın aynısını %80 ÖTV'li aldığını düşünürsen belki de bu araba 500 bin lira çıkacak yani. Ciddi ciddi rakamlara çıkacak. Ve burada tabii ki 2000 motor bir arabaya biniyorsunuz. Yani 2000 motor binmek artık özel bir şey oldu. Yani o seviyeye geldi. Rüzgar sesi çok fazla rahatsız etmiyor. Sadece yol sesi beni çok rahatsız ediyor ya. Bir de senin lastiklerin geniş olduğu için tabii yol sesi fazla evet, geliyor. Evet, evet. Belirgin fark o var. Ama 15 lastiklerde de bu ses var. Ha değişmiyor. Aynen. 15 inç lastiklerde de bu ses var. Ama abartısız söylüyorum 15 lastiklerle bu viraja girdiğimiz hızlarda giremez miydik? Belki girerdik ama çıkmaya kalktığımızda sıkıntı çıkabilirdi. Ya hastane. İkisinden birisi. Öyle ya, söyleyeyim. O kadar da yapmadık canım ya. Çok. Yani yok ben test ettim onu 110'la dönerken böyle bir virajı. Ha. 110'la dönerken sanki araba iki tekere kalkıp evet. Öyle dönüyormuş hissiyatı veriyor. Hissiyatı veriyor evet. Yani şimdi Connect'le kıyaslıyorum. Connect'in virajı sanki buna göre biraz daha iyi ya. O biraz bak ortalık karışacak ama evet. Sanki biraz daha iyi hissetti. Hani mesela Connect'te biraz daha yapabilirdim. Ha, bir de eski araba tabii Connect 2011 model araba. Yani. Yenisini bilmiyorum. Yenisini hiç kullanmadım. Ama eskisi biraz daha böyle bir şey geldi. Yeni kediden kötü eskisi. Onu söyleyeyim. Connect'in eskisi yeni kediden kötü. Bilmiyorum benim videomu izledin mi benim videomu ama oraya biraz daha şey giriyor yani böyle güvenli girdi bana öyle hissettirdi açıkçası. Yoksa geri kalanında problem yok da.
şuradan bir yerden ama ayarlar dururken. Yok, bunu ESE aldığımızda kapatıyor mu? Kapatıyor mu? Ha, ESE aldığında kapatır. Bak şimdi. Şu an yayken atmıyor. DSG'nin tavırları çok güzel ama. Bu araçlarda yağlı bir DSG var arkadaşlar. Bunları bozamazsınız öyle kolay kolay. Gayet sağlam DSG var. Diğer araçlarda kıyaslamayın, onu söyleyeyim. Ama gene de maşallah diye. Maşallah. Allah nazarlarını saklasın. Şöyle sert lastiğe vuralım. Yani Volkswagen'cilerin en sevmedikleri olaylardan birisi. Değil mi? DSG olayları. Aynen öyle. Kolay kolay vazgeçmezler. Vazgeçme sebeplerinden birisi de ya arıza çıkmıştır. Hı hı. Ya bakım istiyordur. Ya da yaptırmıştır. Tekrar başına gelmesin diye aracını satmak istiyor. Abi Volkswagen'in bakımını aksatmayacaksınız. Bir de yetkili servisten şaşmayacaksın. Bak hani 200-300 lira 500 lira fazla veriyorsun ama yetkili serviste bir sıkıntı çıktı mı kapısının önüne koyuyorsun. Senin DSG'ni de yapıyor. Başka bir arızanı da yapıyor. Ekstra hani gene para veriyorsun ama gidip 10 bin lira vereceğine 1000 lira veriyorsun. Yani çok büyük farklar oluşuyor. İyi niyet garantisinden. Ben yetkili servisçiyim biraz daha. 2006 model Fiat Punto'muz var bir tane. Falan kullanıyor onu. Evet. Benim de şey yaptığım, aynen, sulandığım araba değil. Aynen. Kia'nın yerine. Her gördüğüm arabayı attığım için. Hep Fiat'ta bakım yapılıyor ona. Habire her geçen yıl iyi niyet garantisi adı altında bir indirimler, bir şeyler sağlıyor. Değil mi? Yani evet. Kaç tane Punto'yu etkili servise götüren vardır ki şimdi ben aynen, zannetmiyorum evet. Çok fazla olacağını. Ya Punto zaten üretimden kalktı bir araba. O kadar zorlamamıza göre, Tabii 8 litre. Klimanın açık olmasına göre 8 litre bandında geziyor. İdeal rakamlar. Ben hep şu şüphede bakıyordum ya, bir yazılım attırdığın zaman aracın %100 arabanın yakıtı yükselir diye ben bakıyordum. Ama yazılımı attırdıktan sonra fark ettim ki meğersem tam ters psikolojiymiş o. Çok gazlamadığın sürece artmıyor diyorlar genelde. Evet, evet. Aslında benim de bir hevesim var ama şimdi bak benim 1.4 TSI'ın yazılım yaptırmamamın sebebi şu. Motor zaten küçük. Yani bence artık böyle son raddelerinde 150 beygir falan alıyorlar rahat bir şekilde ama böyle korkuyorum açıkçası. Şimdi 2000 motor bir arabam olsa kesin yaptırırdım çünkü 2000 motorun kapasitesi olduğunu yani aynı motorun yüksek beygirlerde zaten kullanıldığını biliyorum. Ama 1.4 TSI'da görebildiğiniz en fazla beygirler 150'lerle de 125 tır arasında sadece yazılım farkı değil ekstra farklar da var. Evet. Açıkçası kendime güvenemediğim için, arabaya güvenemediğim için yapamıyorum. Yoksa çok istiyorum yazılım yaptırmak. Şunun için istiyorum. Yani milletle yarışmak için değil. Sadece şunu hani 6. sesle 120 ile bir bayırı çıkarken hiç 5'i alma hissiyat duymayayım. Alt devirlerim ölü olmasın istiyorum yani. Ondan dolayı. Yoksa başka bir amacım yok. Bundan sonra sana 2244 çeker Passat yakışır. Abi yakışır da ben o paralara Mercedes alırım yani. Şimdi yani Mercedes'i ben bırakamam ya. Bak Nihat'a da dedim 400 bin lira arabayı verdi. Ya dedim git Mercedes A serisi alalım yani. Mercedes'e bin, anladın mı? Ama yani herkesin farklı düşüncesi oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. A serisine almakla da bitmiyor. Ben sürekli bakıma gidiyorum. Bir bakıma A serisinin 4000 lira. Ya abi ben hadi aldım bakımı nasıl karşılayacağım? Bir yandan onu düşünmek lazım. Passat o konuda mantıklı. Volkswagen o konuda çok mantıklı. Evet. Çünkü bir bakımın standart 100 bine kadar bakımların ortalama 1,5 milyar. Aynen öyle. Mercedes de sadece 15 bin bakımı 4000 lira. Evet. Dizelde yani evet. Ciddi farklar. Ama bak abi, bu tamam işte bak. Burada alıp götürüyor. Evet. Çok ciddi götürüyor. Evet. Şurası hafif eğimli ama bir kalkış yaparız diye düşünüyorum. Deneyelim mi burada bir kalkışımıza? Arkamız çok serbest. Valla çok da güzel serbest oldu. Hemen sıfırlıyorum. Arkadaşlar hafif eğimimiz var. Yani eğim yukarı. Ayağım dipte. Onu ne güzel vurdu arkalarına öyle. Evet. İlk viteste neden bilmiyorum bunu yapıyor. Neden yapıyor? Yazılımdan önce de yapıyordu ama. Patinajdan dolayı yapıyor ama. Patinaj çekiyor. Devir sona vurduktan sonra ne yapacağını şaşırıyor patinajdan dolayı. Bak, anında 150'ye çıktık. Evet. Çok. Sanki 150 ile gidiyormuş hissi yok. Hissi yok. Yok evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de biz bayır yukarı çıktık bu hızlara. İşte bu arabanın güzelliği o. Yani ya bayır aşağı inmişsiniz çıkmışsınız bunlar hiç önemli gelmiyor burada. Burada şimdi mesela standart bir kullanım yapalım. Ağır ağır kalkalım. Aracımızı D'ye alayım şöyle. Sinyalimi verdim.
Sen hep bu şekilde kullanıyorsun zaten. Biz test ettiğimiz arkadaşlar. Evet. Normalde standartta böyle kullanmıyoruz zaten, ben de aynı şekilde. Test ettiğimiz için böyle kullanıyoruz. Zaten yazılıma atan arkadaş da bana bunu söylemişti. Yakıtın düştüğünü ve performansın arttığını ancak şeyden anlarsın demişti. Alıştıktan, arabayı, doyduktan sonra. Aynen, doyacak araba. Hı-hı. Sen de doyacaksın dedi. Evet. Nasıl yani dedim, doyma. Artık dedi gazlamaktan sıkılacaksın dedi bana. Evet. Ondan sonra mesela nedir? Normalde standart bir şekilde şehir içinde kaçta gidiyorsun? İşte 35, 45, 55. Lafını vereceğim, şunu söylemek istiyorum. Mesela 80 ile 1400 devirde falan gayet güzel gidiyor. Evet. Hiç evet. Böyle şey yapmıyor. Yani şehir içinde dediğin gibi sakin kullandığında. Aynen, sakin kullanım yapıldığında, atıyorum nedir, uzun yola çıktığında maksimum yapacak olduğun hız sınırı 120'dir, 125'tir. Hı hı. Bu bantlarda ciddi anlamda güzel bir yakıt sergiledi bana. Aracı neye aldım? Şöyle çekeyim. Arkadaşlar bunlar da şu olaya dikkat edin. El frenizi çekin. Ayağınızı frenden çekin. Sonrasında tekrar frene basıp P'ye alın. Böylece aracın ağırlığını el frenine bırakın. Aslında başlarda ben inanmıyordum böyle bir şeye, ama sonrasında niyetim volan bozulunca hem de iki yere bozulunca oradan anladım. Çünkü orada usta demiş ki ya kesinlikle sen direkt P'ye alıp yapmıştın. Onlar daha hiç umursamaz zaten. O yüzden volan bozuluyormuş. Volanınız arıza yapar, onu söyleyeyim. Titremeye başlar sabahları. Bu konuda da bilginiz olsun. Şöyle dışarıdan da sizlere bir gösterelim. Araç çalışsın. Farlarımızı gösterelim. Farlar önemli. Kapı kapanma sesleri falan çok güzel. Şöyle dışarıdan LED farlarımızı görüyorsunuz. Çok güzeller. Motor sesi çok fazla yok. Gayet sessiz. Şöyle arkadan da görüntü. Ya muhteşem. Ya şu tasarım çok hoşuma gidiyor ya. Şöyle bagajımıza bakalım. Bu neymiş, tampon demiri kimi ya? Bu arabanın tampon demiri, Allah. Demiri taktırdıktan sonra o tampon demirini, eskisini çıkarttık derdiler. Aa, değiştiriyorlar. Aynen. Lazım olan var, satarız ya. Problem yok onunla yani. Çeki demirini ben ekstra şaseye sadece bağlıyorlar diye biliyordum. Ben de öyle diye biliyordum. Meğersem bu komple set halinde satılıyormuş. Tam ortasında bunun çeki demiri yeri oluyormuş. Komple tampon demiri takılıyor. Aslına bakarsan tampon demiri çok öyle sağlam bir şey değildir, biliyor musun? Gene iyi çekiyor yani arkada ağırlığı. Genişliği hoş. Aynı şekilde burası gene palet alacak şekilde. Şimdi şu durum var. Ha, evet, kirkolarımız burada. Çantalar nerede oluyor mesela? Çantayı da şuraya mı koyuyorsun? Çantalar burada gelmişti, çanta öyle. Tamam. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Yeni kedide, yani benim yetkililerle konuştuğumda söyledikleri. Şimdi bu araçta bakın şöyle raylar gizli. Yeni kedide açıkta. Niye bu şekilde? Bu rayları arkadaşlar buradaki alan genişlesin diye, yan taraflarda boşluk olsun diye rayları dışarı almışlar. Yani görüntü kötü oluyor. Dikkat edersen, ama içerideki bagaj kapasitesi biraz daha genişliyor. Yani şu ağzı genişletmişler yeni kedide. Mesela o fark var. Perdemizi çekelim. Şu perde daha iyi ses yalıtımı yapar, onu söyleyeyim. Yani bagajdaki sesi, uğultuyu hafiften azaltır. Kapatalım. Şuralarda kontrol plak kullanılmış. Aynı yeni kedide de var. Ben pek sevmiyorum. Tabii yeni kedinin bir güzelliği, şöyle sadece bırakıyorsun, çekiyor. Mesela o çok güzel. Şöyle arka diz mesafesine bakalım. Bak yine yeni kediden farkı, sana orada söylediğim gibi. Yeni kedide şimdi şu kolu zaten çekme yok kolu. İçinde bir tuşu var. Tuşa dokunduğunda şak atıyor. Yani bir gerginlik varmış hissi alıyorsun, rahat açılıyor. Şöyle arkaya geçtiğinizde diz mesafesi aynı, ama ben sana söyleyeyim. Bir fark göremiyorum. Koltuk yatıyor mu burada? Yatmıyor. Sadece geri normal kaldırılıyor. Biraz dik arka koltuklar ve yüksek tabii ki. Yüksek, evet. Dik. Diz mesafesi yeterli. Gayet hoş. Kullanılmıştı. Şu arka cam da buradan böyle küçük bir şekilde açılıyor. Şöyle bakın. Bu şekilde açılıyor. Yeni kedide bu da yok. Güzelce kapatalım. Arkadan dön taraf bu şekilde. Arkadaşlar, kedinin sürüşünü bitiriyoruz. Biraz zorladık. İşte bu yüzden herkesin arabasını kullanamıyorum. Yani Arda çok yakınımız, sağ olsun. Hani emanet ediyor arabasını. Ama ben de sizlere böyle dinamiklerini göstermek istiyorum. Dediğim gibi normalde bu şekilde kullanmıyoruz. Sizler de kullanmayın. Sadece İzleme keyfi olsun, zevki olsun, seyir zevki olsun diye aslında bunları yapıyoruz. Umarım kedi videosunu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Çok teşekkürler Arda. Kendine dikkat edin. Arkadaşlar şöyle motor bölümünü seviyorsunuz. Oraya da size göstereyim bakın. AdBlue'yu buraya koymuşlar. Bu çok dikkatimi çekti. Hatta doldururken biraz döküldüğü için de yanlarında da şey olmuş. Burada çeki demirinin elektrik kabloları bakın ekstra olarak koyulmuş. Sigorta kutumuz.
Şu soğutucu diyebiliyorum. Bunların soğutucuları biraz farklı oluyor. Yağ soğutucusu mu, su soğutucusu mu, öyle bir şey bu. Mazot filtremiz, cam suyumuz, evet, motor suyumuz burada bulunuyor. Bu şekilde standart motor, ama motor kapağı yok. Kapağı da olabilirdi. Yalıtım bulunuyor.